Sinan Başkanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizi makamınızda ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Sinan Çelik kimdir? Öncelikle sizi tanıyacağız ve tabii ki hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Yaptığımız başarılı işlerden, Yozgat'ımıza kattığımız değerlerden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle izleyicilerimize ben sizi tanıtmak adına sormak istiyorum yine. Sayın Sinan Çelik kimdir? Buyurun sizi tanıyalım. Sinan Çelik 1983 yılında Yozgat'ta doğdum. Evet. Eğitim hayatımı Yozgat'ta tamamladıktan sonra da Yozgat'ta ticaret hayatımıza başladık. Birkaç farklı sektörde burada ticaretlerimiz devam ederken yaklaşık 10 yıl önce Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Yozgat Genç Girişimciler Kurulu'nda görev olarak Ticaret Odaları Camiası'na, Top Camiası'nda yer aldık. Daha sonra Yozgat Ticaret Odası'nda yönetim kurulu başkan vekilliği, yönetim kurulu üyeliği ve meclis başkanlığı görevlerinde bulundum. Yaklaşık 3 yıl öncesinde de üyelerimizin seçimiyle, onların iradeleriyle seçilerek şu anda Yozgat Ticaret Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekteyim. Çok güzel. Evet, 3 yıldır yaptığımız başarılı işlerle, hizmetlerle bölge halkımız tarafından biliniyoruz, tanınıyoruz, evet, ve seviliyoruz. Peki Yozgat'ın ekonomik yapısından biraz bahsedelim. Sanayi ve üretim ne durumda şu anda? Biz yaklaşık 3 yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye'de işte Covid öncesinde de bir ekonomik sallantılı bir dönem içerisinde bulduk kendimizi. Evet. Daha sonra da bu akabinde de 2-3 aylık bir süreç sonrasında da tüm dünyanın ekonomik olarak sıkıntıya sokan bir Covid salgınıyla, salgın bir hastalıkla karşılaştık. Bunun dünyada etkileri olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de ciddi etkileri ve sıkıntılarını hep beraber tüm üyelerimizle, esnaflarımızla, tüccarlarımızla, sanayicilerimizle, bizler de bunun en derin şekilde yaşadık. Bizim göreve geldiğimizde yönetim kurulu üyelerimiz, arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızla birlikte her şeyden önce temel ana üzerine düştüğümüz hedefimiz Yozgat'ın üretim sahalarının artırılması noktasındaydı. Çünkü bir şehrin üretmeden, ürettiğini dışarıya satmadan, ihracat yapmadan hem kendi iline hem de ülkesine bir katkı sağlayamayacağını biz düşünerek, evet, bu alanda kolları sıvadık, ciddi çalışmalara başladık. Yozgat'ta organize sanayi bölgemizde bulunan çalışan sayımız yaklaşık 1100-1200'lerdeydi rakam olarak. Bu 3 yıl içerisinde biz bu rakamı şu anda şükürler olsun Covid ve ekonomik sıkıntılara rağmen 3000'e çıkarttık 2 yıl içerisinde. Yüzdesel anlamda çok ciddi bir büyüme yaşadık. Diğer illere bakarak belki rakamlar da daha düşük olabilir ama Yozgat'ın özelinde düşündüğünüz zaman tabii bu bir başlangıçtı bizim için. Bizim için bu rakamların hiçbir zaman önemi yok ama bir, evet, ivme, bir hız kazandırdık. Organize sanayi bölgemize bu 3 yıl içerisinde, yine üstüne basarak söylüyorum, ekonomik sıkıntılar ve Covid belasının içerisinde olduğumuz bir durumdayken bile 900 milyon TL'nin üzerinde biz reel yatırım aldık. Evet, özel olumsuz etkilerin üstesinden, tabii, geldiniz. Evet, şükürler olsun 900 milyon TL'nin üzerinde reel yatırım aldık. Çok güzel. Organize sanayi bölgemizin %40'lık, %50'lik doluluk oranında, tahsis noktasında böyle bir oranı biz şu anda %98'lere çıkarttık ve birinci organize sanayi bölgemizi şükürler olsun doldurduk. Şu anda yeni gelen yatırımcılarımıza Sorgun ilçemizde, Yozgat ilçemizin, ilimizin arasında bulunan bir bölgede yeni bir organize sanayi bölgesi tahsis edildi. Bu bölgeyle birlikte Boğazyan ilçemizde yeni bir organize sanayi bölgemiz tahsis edildi. Hı hı. Bir de özel organize sanayi bölgemiz olmak üzere şu anda Yozgat'ta 4 organize sanayi bölgesi gerçekleşti.
Yatırımcılarımıza tabii buralarda fiziki olarak binalarını yapabilecek en uygun şartlarda yerler vereceğiz. Bunu daha sonra da şey yapabiliriz. İstihdam sağlayabileceğiz. Tabii. Hedefimiz zaten bizim üreten bir şehir. Hı hı. Bu üreten şehirle birlikte ürettiğini yurt dışına pazarlayabilen bir şehir. Yaklaşık 17 milyon dolarlardan 3 yıl içerisinde çünkü üretemeyen işte üretim kültürünün zayıf olduğu bir ildik ama biz bunu şükürler olsun hem yurt dışından hem Marmara bölgesinden sanayi bölgelerinden nitelikli ürünler üreten, katma değeri yüksek ürünler üreten sanayicilerimizi biz Yozgat'a getirdik. Bunların fiziki şartlarını sağladık, fabrikalarını, binalarını bitirdiler, makinelerini getirdiler, insan çalıştırıyorlar. Yani burada biz şunu gördük, gerçekten bir insan azmettiği zaman ya da bir olay üzerinde bir şeylere yoğunlaştığı zaman inandık ki Yozgat'ta da üretim sahaları genişleyebilir, üretebilir. Çünkü Yozgat'ımız Türkiye'de teşvik bölgelerine ayırdığımız zaman 5. bölgede ama organize sanayi bölgelerinin içerisinde yatırım yapan bir yatırımcımız hemen hemen 6. bölgenin yatırım imkanlarından faydalanıyor. Devletimizin çok ciddi destekleri var. Evet. Bunun yanı sıra Yozgat'ta başta siyasilerimiz, devlet büyüklerimiz, Yozgat'ımızın yetiştirdiği birçok devletin üst kademelerinde yer alan devlet büyüklerimizin ciddi destekleri, Yozgat'ımızın valimiz, belediye başkanımız, daire müdürlerimiz hep birlikte yani iyi bir koordine ile biz şunu iddia ettik ve şükürler olsun gelen yatırımcılarımız bu konuda çok memnunlar. Sıfır bürokrasi. Evet. Yani burada sanayici yatırım yapacağı zaman yapacağı yatırımın bütün resmi yatırımcıyı boğan ya da bu konularla alakalı zamanını harcaması gerekmeden bizzat odamızda oluşturduğumuz çalışma arkadaşlarımızla birlikte bütün hizmetleri verdik, vermeye devam ediyoruz. Son olarak çalışmalarımızı yaparken tabii ki birçok devlet büyüklerimizin desteğiyle bu yolları kat ettik. Ekranlarımızdan bir teşekkür mesajınızla son sözlerinizle bitirelim bu röportajımızı. Neler söylemek istersiniz? Tabii biraz önce dediğim gibi Türkiye'de Yozgat'ımızın yetiştirdiği, Yozgat'ımızın değerleri var. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız, değerli büyüğümüz Sayın Fuat Oktay Beyefendiler olmak üzere yine hükümetimizin içerisinde birçok alanda Başbakan Yardımcılığı yapmış, Adalet Bakanlığı yapmış, Yozgat Milletvekilimiz, değerli büyüğümüz Bekir Bozdağ Beyefendiler olmak üzere, diğer milletvekillerimiz olmak üzere bize gerçekten ciddi bir güç verdi, vermeye devam ediyor. Tabii burada sadece Yozgat olarak da biz konuyu düşünmüyoruz. Biz burada bu yürüttüğümüz, bu yaptığımız çalışmalar aslında bir bölgesel kalkınma. Yani Anadolu'nun tekrar kalkınması ve batıdaki yoğunlaşan sanayi bölgelerindeki doğan kültürel bozukluklar, şehir yaşamındaki yapılan yanlışlardaki insanların hem sosyolojik olarak etkileri, aslında bu baktığınız zaman Türkiye'nin Anadolu'ya, sanayinin Anadolu'ya dönüşünün şart olduğu, gerekli olduğu, devletimizin de bu yönde politikalar izlemeleri gerektiğini biz devlet büyüklerimizle oturup bunların ne yapılması gerektiğiyle alakalı bir STK olarak bir sosyal bir önemi olduğunu biz belirttik. Onlar da sağ olsunlar şehrimizin değerli valimiz Ziya Polat Beyefendiler, belediye başkanımız, şehrimizdeki diğer daire müdürlerimiz, amirlerimiz, gerçekten diğer STK başkanlarımız bunlarla birlikte koordineli bir şekilde bu memleketin, bu ülkenin, bu şehrin kalkınması için buradan hepsine bize verdikleri destekler, beraber yaptığımız çalışmalardan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler üyelerimize hizmet etmek, Yozgat'a hizmet etmek, Yozgat'ın ekonomik kalkınmasının hızlandırmak için, bu memleket için bir vefa borcumuz var. Biz bu borcu gücümüz yettiği kadar mesai kavramı, çalışma şey olmadan yapmaya devam edeceğiz.
Evet, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Sinan Çelik'i tanıdık ve onur duyduk gerçekten. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum başkanım. Başarılarınız daim olsun inşallah diyoruz. Sağ olun.